Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Mü'min Suresi 38-46. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hz. Musa döneminde Firavun'un sarayında gizliden iman etmiş olan bir kimsenin durumunu anlatıyor ve onun mücadelesinden bazı kesitleri bize bildiriyor. Şöyle ki, وَقَالَ الَّذ۪ي اٰمَنَا Firavun'un sarayında gizliden iman etmiş olan o kimse, o adam dedi ki, ya kavmi, ey kavmim, ittebiuni, bana tabi olun, ehdikum sebiler raşat, sizi doğru yola sevk edeyim. Daha önce Firavun'un benzeri bir ifadesi geçmişti. Firavun, ve me uhdikum illa sebiler raşat demişti. Ben sizi ancak doğru yola sevk ediyorum. Bu kimse Firavun'un sözüne atıfla asıl doğru yolun kendisinin göstereceği yol olduğunu bu şekilde tariz yoluyla belirtmiş oldu. Yani Firavun'un doğru yol diye size sunduğu gerçekte doğru yol değildir. Eğri bir yoldur. Ama doğru yolu istiyorsanız bana tabi olun. Ben sizi o doğru yola sevk edeyim. Ya kavmi, ey kavmim, اِنَّمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَاءٌ Şu dünya hayatı ancak bir metadır, geçici bir faydalanmaktır. Yani gelip geçici bir hayattır. Dünyanın saltanatı da, imkanları da gelip geçici şeylerdir. وَاِنَّ الْآخِرَةَ Ahiret ise هِيَ دَارُ الْقَرَارِ Karar yeridir. Yani daimi olarak kalınacak, daimi olarak yaşanılacak olan yer ahiret alemidir. Şu dünyadaki hayat gelip geçici bir hayat. Şu dünyadaki saltanat adeta rüyadaki saltanat gibi. Bir insan rüyasında dünyanın tek başına sultanı olduğunu görebilir. Bütün dünyaya hükmettiğini görebilir. Ama uyandığı zaman o yine yatağındadır. Gerçekte garibansa yine garibandır. İşte dünya hayatındaki saltanat onun gibi. Firavun gibilerin saltanatı 3-5 saniyelik bir rüya değil. Belki 30-40 yıllık bir uzunca bir rüya gibidir. Ama neticede o da gelip geçicidir. Dünya hayatındaki makam, servet, imkan bunlar gelip geçici şeyler. Ama ahiret ise darul karar, karar kılma yeri. Yani gemi yol alıyor, yol alıyor. Limana vardığında artık orada karar kılıyor. Onun gibi şu dünya hayatında İnsanlar değişik hallerden geçiyor, imtihanlardan geçiyor ama diğer aleme gidildiğinde artık orada karar kılınıyor ve orada ebedi bir hayat var. Men amile seyyiyeten fela yücze illa mislehe. Kim bir kötü bir şey işlese, seyyiye işlese ancak bunun misliyle karşılık görür. Yani birebir yaptığının karşılığını görür. Ve men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve mu'min, erkek ve kadın mümin olduğu halde kim salih bir amel yaparsa fe ulaike yedhulunel cenne, işte bunlar cennete girerler. Yurzaguna fiha bi gayri hisab, ve o cennette hesapsız bir şekilde rızıklandırılırlar. Ayet-i kerimede salih amel işleyen, yani sadece salih amel olarak bunu bilmek değil, inanmış olduğu salih amelleri işleyen ve bununla alakalı da iki kayda dikkat çekiliyor. İster erkek ister kadın ama mümin olmak şartıyla. Demek ki salih amelin fayda vermesi iman şartına bağlı. Bir kimse imanı yok ise ne kadar salih ameller de işlese bir işe yaramayacak. Ama imanı var, mümin. İster erkek olsun ister kadın, yapmış olduğu salih amelin karşılığını diğer alemde görecek. Ve kötülük yapanlar birebir bunun karşılığını görecek. Ama iyilik yapanlar yurzaguna fiha bi gayri hisab, hesapsız bir şekilde orada rızıklandırılacaklar. Burada hesapsız denilmesi bunun çokluğunu ifade eder. Öyle ki yani sen şu kadar yaptın, buna karşı şunu alacaksın. Doğrudan yaptığının hemen karşılığını vermek değil, mükafat olarak fazlasıyla vermek, çok çok vermek. Bu
bir gayri hesap oluyor. İnsan şu dünyada mesela günde 8 saat mesaisi olur, çalışır. Mesaisine uygun bir şekilde de akşama ücretini alır veya ay sonunda veya ay başında ücretini alır. Bu normalde çalışmasının bir karşılığıdır. Ama diyelim ki bir gün çalışmış, buna mukabil kendisine bir saray veriliyor. Bir gün çalışmış, dünyanın en pahalı arabası ona veriliyor. Bu bir gayri hesap bir durumdur. Yani mükafat olarak buna verilmiştir. İşte diğer alemde, cennette ehli cennete verilecek olanlar bir gayri hesaptır. Yaptıkları iyi işler münasebetiyle rızıklandırılırlar ama onlara verilecek olan rızık kendi yaptıklarıyla kabili kıyas değildir ve çok fevkalade bir şekilde ziyadesiyle kendilerine mükafat verilecektir. Veya kavmim dedi ve ey kavmim, o kimse devam ediyor anlatma. Meali, nedir bu başıma gelen? Ed'ukum ilen necati, ben sizi necata, kurtuluşa çağırıyorum. Ve ted'uneni ilen nar, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Bu hemen her toplumda hak yola davet edenlerin genel bir durumudur denilebilir. Ve muhakkak bir tepkiyle karşılaşmışlardır. Muhalefetle karşılaşmışlardır. Ve onun karşısında yer alanlar kendisini kendi batıl yollarına davet etmişlerdir. İşte Hazreti Musa zamanında Firavun'un sarayında gizliden iman etmiş olan bu kişi de orada kendilerine benzeri şeyleri söylüyor. Ey kavmim, nedir bu başıma gelenler? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ama siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Ted'uneni li'ekfura billah, yani nedir bu çağırdığınız şey? Beni Allah'ı inkar etmeme ve üşrike bihi ve ona ortak koşmama, me leyse bihi ilm, bilmediğim şeyi, hakkında bilgim olmayan şeyi ona ortak koşmama beni çağırıyorsunuz. Burada Allah'a ortak koşmak derken, yani yetki Allah'ındır, emri Allah verir, ibadetleri O belirler, mükafatı cezayı verecek O'dur. Bu gibi doğrudan doğruya Allah'a ait olan meselelerde bazıları Allah ile yetki paylaşımına girmek istiyorlarsa, öyle bir durum söz konusuysa, bunlar Allah'a şerik yapılmış olur. Mesela ibadette Allah'a şerik koşmak. İşte cahiliye Arapları önlerine putları koyuyorlar. Putların karşısında ibadet ediyorlar. Ve bunu yaparken de biz bu putlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlar. Araya koymuş oldukları bu aracılar Allah'ın mabudiyetinde ona şerik koşulmasıdır. Öte yandan mesela bir şeyin helal veya haram kılınması, bu konuda yetki Allah'ındır. Helali haramı Allah belirler. Ama bir kısım insanlar adeta Allah'a bu noktada şerik olmak istiyorlar ve bunu biz belirleriz. İşte içki Allah'ın hükmünde haramdır. Ama bazılarının hükmünde içki medeniyetin bir lazımıdır. Ve bu şekilde Allah'ın hükümlerine karşı gelenler kendilerini Allah'a şerik koşmuş oluyorlar. Yani Allah buna karışamaz haşa, bunu biz belirleriz, biz haramı helali ortaya koyarız demek istiyorlar. Ve ene edukum ilel azizil gaffar, ben sizi aziz gaffar olan Allah'a çağırıyorum. Allah'ın aziz olması, o galiptir, onun hükmünün karşısında durulmaz. Gaffardır, günahları bağışlayan, hepimizin günahları var. İşte ben sizi hem aziz hem de gaffar olan Allah'ın yoluna davet ediyorum. La cerame ennemâ ted'ûneni ileyhi, şüphe yok ki kendisine çağırmış olduğunuz, beni kendisine çağırmış olduğunuz şey, لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ, ne dünyada ne de ahirette çağrılacak bir şey değildir. Yani siz beni bir şeye davet ediyorsunuz ama bunun dünyada da ahirette de bir hakikati yok, bir faydası da yok. وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ, ve bizlerin döndürüleceği yer Allah'tır. Yani Allah'ın huzuruna döndürüleceğiz. وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ,
Ve şüphe yok ki haddi aşmış olanlar, taşkınlık yapmış olanlar, hüm ashabın nar, onlar cehennem ashabıdır. Burada müsrif derken israf daha çok hani yeme içme gibi o konularda israf hatıra geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde israf her türlü taşkınlığı da ifade ediyor. Yani taşkınlık yapanlar, işte onlar cehennem ashabıdır. فَسَتَذْكُرُونَ مَا اَقُولُ لَكُمْ Size söylemiş olduğum şeyleri sonra hatırlayacaksınız. Yani bu Allah'ın yoluna davet eden kimselerde görülen bir durum. İşte ileride bir azap gelecek. Eğer Allah'a inanmazsanız şöyle şöyle haller başınıza gelecek. Muhataplarına söylüyorlar. Onlar o zaman için bunu inkar ediyorlar. Ama bir miktar geçtikten sonra doğrudan bu olaylarla karşılaştıklarında bunların hak ve hakikat olduğunu hatırlıyorlar. Diyelim şu anda doğrudan dinin bütün meselelerini inkar eden bir kimse öldüğü zaman hemen hatırlamaya başlayacak. Çünkü gözünden perde kalkacak. İnanmadığı melek Azrail onun ruhunu alacak. İnanmadığı kabir hayatında azap çekecek. İnanmadığı mahşer meydanında Allah'ın huzurunda hesap verecek. Ve o zaman eyvah ben kendime yazık ettim, bana söylenenler doğruymuş diye bunları tek tek hatırlayacak. Ve üfevvidu emri ilallah, ben işimi Allah'a havale ediyorum. Buna tefviz-i umur deniyor. İşi Allah'a havale etmek. Yani insan sebepler dünyasında elinden gelen sebeplere müracaat eder ve yapması gerekenleri yapar ama neticeyi Allah'a havale eder. İnnallâhe basîrun bil ibad. Şüphesiz ki Allah kullarını görendir. Yani Allah elbette yarattığı varlıkların neler yaptığını, ne durumda olduklarını görür, ona göre karşılığını verir. Fevegâhullâhu ve böylece Allah onu korudu. Seyyiâti mâ mekerû, onların kurdukları tuzaklardan, kötü tuzaklardan onu korudu. Ve hâga bi âli firavne su'ul azâb, ve Firavun hanedanına kötü azap başlarına geldi ve kötü azap onları kuşattı. Ayetten öyle anlaşılıyor ki demek ki Firavun'un sarayındaki o gizli müminle alakalı pek çok komplolar kurdular. Onun aleyhinde dolaplar çevirdiler ama Allah onu korudu ve netice itibariyle Firavun hanedanı kötü akibete maruz kaldılar ve perişan oldular. Ennar, ateş. Yani kötü azap derken bundan murat ateş. Yuradun aleyhe guduvven ve aşiyye ehli firavun, firavun ve yandaşları sabah akşam o ateşe arz olunurlar. Ve yevme tegumus sa'a ve kıyametin koptuğu günde اَدْخِلُوا اَلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ denilir ki Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sokun. Değerli izleyenlerim, bu ayet-i kerimeler aynı zamanda öldükten sonraki kabir hayatının bir delili olarak da değerlendiriliyor. Çünkü Firavun hanedanı ile alakalı, Firavun ve ona tabi olan kimselerle alakalı bunların sabah akşam azaba maruz kalacağı nazara veriliyor. Ardından kıyametin kopması, kıyamet koptuktan sonra da taraf ilahiden meleklere emir verilerek şöyle deniliyor. Firavun hanedanını en şiddetli azaba koyun. En şiddetli azaba onları sokun. Demek ki onlar için iki türlü azaptan bahis var bu ayet-i kerimelerde. Birisi kıyamet kopuncaya kadarki hayatta olan azapları ve bu sabah akşam, yani kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur hadisini düşünürsek, Firavun ve yandaşları açısından elbette cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bunu dünyevi bir misalle ifade etmek gerekirse bir nevi zindan. Ve zindanda sadece
bekletilmek var veya zaman zaman işkence uygulaması var. İşte Firavun hanedanına sabah akşam günde iki öğün onlara azap veriliyor. Ayet-i kerimeden bu anlaşılıyor. Sabah akşam ifadesi devamlı manasında ifade edebilir denilmiş. Allahu alem bir sevap ama her halükarda kabir hayatında Firavun hanedanı için, Firavun ve yandaşları için bir azabın olduğu ortada. Ve kıyamet koptuğunda artık şu dünya hayatı bitip herkesin hesabı görüldüğünde Firavun ve yandaşları azabın en şiddetlisine maruz kalacaklar. Cenab-ı Hakk'ın diğer alemdeki iki menzili olan cennet ve cehennemde farklı mekanları var. Nasıl ki dünyada güzel şeylerde mertebeler var, çirkin şeylerde de mertebeler var. İşte cehennemde cehennemin yedi ayrı kapısı ve lehe seb'atu ebvab diye ayette anlatılıyor. Onun yedi kapısı vardır ve her kapıdan oraya münasip olanlar alınacak. Orada da azap kademe kademe, derece derece. Cehennemin derekatı tabiri kullanılır bununla alakalı. Öte yandan cennetin de dereceleri var, mertebeleri var. Ehli iman olanlar ve salih amel işlemiş olanlar imanlarının kuvvetine, amellerinin kalitesine göre cennetin mertebelerinde yer alacaklar. Ve orada kendi durumlarına uygun bir şekilde en güzel bir hayatı yaşamış olacaklar. Kur'an-ı Kerim bu Mü'min suresinde iki sayfalık, üç sayfalık bir bölümde Hazreti Musa dönemini ana hatlarıyla bize anlatıyor. Oradan bazı tabloları bize sunuyor. Ve özellikle de Firavun hanedanı içinde bulunmakla beraber gizliden iman etmiş olan bir müminin durumunu isim vermeden bize anlatıyor. Ve o kimse iyi yetişmiş bir insan ve sözleri o kadar önemli, o derece kaliteli ki Kur'an-ı Kerim ayetleri onun sözlerine yer veriyor. Onun kavmine etmiş olduğu nasihatleri bize anlatıyor. Burada tabi Kur'an'ın evrenselliği açısından baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bize bu kıssayı anlatmak suretiyle o kimsenin diliyle pek çok hakikatleri de bize bildirmiş oluyor. İşte dünya hayatının geçiciliği, dünyada yapılanların diğer alemde karşılığının görülmesi ve Firavun gibilere karşı mücadele etmek gerekir. Bu mananın hatırlatılması. Netice itibariyle bu gibi durumda olan kimseler her ne kadar bir takım komplolara maruz da kalsalar kurtarılacakları ve Firavun gibilerin ise yine netice itibariyle helak olup gidecekleri, ahirette de ona göre dehşetli bir azaba maruz kalacakları ana hatlarıyla burada anlatılıyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.